Herkese merhaba. Açık Veri ve Teknoloji Derneği'nin Açık Kürsüsü'ne hoş geldiniz. Açık Veri'nin dijital video arşivini oluşturmaya çalıştığımız programımızda her programımızda bir yeni konukla bir yeni konuyu ele alıyoruz. Bu haftaki konuğumuz da açık erişimle ilgili olacak. Ve tabii ki açık erişim olunca konu bunu uzun zamandan beri çalışan, kendisine dert eden bir başka konuğumuz var. Gültekin Gürdal. Kendisi İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı. Aynı zamanda YÖK Açık Bilim Çalışma Grubu üyesi ve TÜBİTAK Ulak Bilim Açık Bilim Komitesi üyesi kendisi. Birçok şapkası var ve şimdi kendisinden istifade etmeye çalışacağız. Sorularımız hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim nazik davetiniz için ve Açık Veri Derneği'nin kurulmasından da aslında son derece memnunum. Güzel bir oluşum. Büyük bir eksiklikti. Umarım ülkemizde bu alanda da yapacağı işlerle büyük katkı sağlayacak. Eksik olmayın hocam. Çok teşekkürler. Umarız hep birlikte bunu yapacağız. Ben Tabii. zaman kaybetmeden ilk sorumu sorayım hocam. En klasik soruyla başlayayım. Kavram incelemesi yaptığımız için açık erişim nedir diye sorayım hocam. Şimdi açık erişim kavramı artık gittikçe değişiyor ve açık erişimden artık açık bilime doğru bir evrilme var ama yine de biraz böyle tarihe de not düşmek amacıyla aslında 2001 yılına dayanıyor bu birazcık böyle resmi kabul edebileceğimiz tarih. 2001 yılında işte Budapeşte'de açık erişim inisiyatifi bir araya geliyor ve orada bir bildirge açıklıyorlar ve ilk defa belki de işte açık erişimin düzgün bir tarifi ilk defa orada yapılıyor. İşte bilimsel literatürün internet aracılığıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazılabilir, taranabilir, dizinlenebilir, tam metne bağlantı verilebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir biçimde kamuya ücretsiz açık olması şeklinde bir tanımlan yapılıyor bu tarif. Evet, teşekkür ederim hocam. Peki bu tarifin üzerine biraz bize tarihçesinden de bahsedebilir misiniz? Yani yine tanımın içerisine geçti ama bu iş nasıl gelişti, bugünlere geldi? Aslında tabii bu işin gelişmesindeki en önemli etkenlerden bir tanesi bilimsel literatüre araştırmacıların erişebilmesi ve bilimsel literatürü kullanabilmesi ve internetle beraber de bilgi erişim şekli çok değişti, hızlandı. Geçmişte nasıldı bu süreç? İşte üniversitelerde araştırmalar yapılıyordu veya araştırma yapan kurumlar araştırmalar yapılıyordu ve bu araştırmaların sonuçları yayınlanabilmesi için dergilere gönderiliyordu. O dergiler bir takım işlemlerden geçirip yayın evleri bu makaleleri yayınlıyordu. İnternetle beraber bu süreç birazcık değişti tabii ki ve daha kolaylaştı. Ama internetle beraber bu sürecin kolaylaşmasına rağmen dünyada yayın sayısında büyük bir artış. Artı yayın evlerinin fiyatlarında da inanılmaz bir artış olmaya başladı. Ve artık özellikle üniversite kütüphaneleri kendi kullanıcılarına, araştırmacılara bilgi kaynaklarını sunabilmekte, bilgiye erişilebilmek konusunda büyük problemler yaşanmaya başladı. Ve bununla beraber de açık erişim kavramı gündeme gelmeye başladı ve dendi ki yani ya bu aslında bizim vergilerimizle, kamunun kaynaklarıyla oluşturuluyor birçok araştırma. Ve bu araştırmaları fonlayanlar kamu ve kamunun vergileri. Şimdi kamu neden kendi fonladığı şeyleri tekrar para vererek geri alıyor? Benim aslında slaytlarımda kullandığım meşhur bir ahtapotum vardır. Yani aslında 3 defa fonlamış oluyor kamu. Bir, araştırmacının maaşını fonluyor. İki, onları tekrar yayın evlerinden geriye alabilmek için, erişebilmek için bunları fonluyor. Bir de araştırmayı yapabilmek için fonluyor. Ve bütün bu yapılan çalışmaların sonuçlarına tekrar parayla erişiyor. Ve burada yayın evleri gerçekten çok büyük kazançlar elde ediyor. Yani şu anda yani dünyanın ilk 500 şirket içinde büyük yayın evleri mevcut. Ve yıllık karları şu anda Facebook, Twitter, işte Amazon gibi büyük işletmelerin bile üzerinde yıllık karlar var. Bu yaklaşık bilimsel yayın dünyası özellikle şu anda 20-25 milyar dolarlık bir pazar gibi Evet. görünüyor.
Yani böyle yani aslında, bir geçmiş tarihi var. Evet. Aslında tabii tarihte biraz amacını da anlatıyor bize ama yani böyle biraz daha derinleşmek adına bu açık erişimden amaçlanan o zaman ne? Yani var mıdır başka amaçları, derinleşebileceğiz konular? Yani şimdi burada amaçlanan demiştim ya, artık açık erişimden açık bilime doğru geçtik ve artık açık bilimde açık erişimde içeren bir şemsiye kavram olmaya başladı ve burada aslında açık bilimde birazcık ne olduğuna bakarsak, işte bilimsel araştırmayı yürütmenin, yayınlamanın, değerlendirmenin yeni, daha açık ve katılımcı bir yoluna geçiş. Ve buradaki en önemli şey aslında bunun merkezi araştırmanın tüm aşamalarında işbirliği ve şeffaflığı artırma hedefi. Ve böyle olduğu zaman ne olacak? Çok daha güçlü bilimsel sonuçlara ulaşılacak, verimli olacak. Ve bilim aslında herkes için olacak. Ve diğer bir konuda hızlı olacak. Ve bu da ne getirecek? Ekonomiye büyük bir sosyal ve ekonomik etki getirecek. Çünkü şöyle bir kavram var. Artık gelecekteki bilimsel büyük buluşlar kesinlikle artık laboratuvarlarda değil, bilgisayarların başında olacak. Bu nasıl olacak? Tabii ki paylaşıldıkça olacak. Ve bilimsel çıktıları paylaştıkça olacak bu. O yüzden bilimin açık olması, bilgi herkes tarafından erişilebiliyor olması son derece önemli. Şu anda mesela herhangi bir şeyi icat etmek ve herhangi bir konuda bilimsel bir sonuca ulaşmak kimsenin tek elinde olan bir konu değil. Yani bugün COBİ'de çalışan bir mühendis de inovasyon yapabilir. Ama herkesin bir şey yapabilmesi için bilgiye ulaşmaya ihtiyacı var. Evet. Ve bu bilgiyi ne kadar çok bilim dünyası paylaşırsa, kamu ne kadar çok paylaşırsa, bu kadar daha fazla potansiyelde insanın bilimsel bilgi üretme ve yenilikler yapma şansı artacak. En önemli amacı bu. Aslında çok güzel oldu. Açık bilimle açık erişimi aslında yan yana getirmiş olduk. Aslında adım adım tabii, içe geçen tabii. Konular. Ve yani artık geleceğin bilimi olarak kabul ediliyor açık bilim. Ve Avrupa Birliği'ne de artık varsayılan olarak açık bilim kabul ediliyor. Çünkü buradaki en önemli şey yaşanılabilir bir dünya ve sürdürülebilir bir dünyaya geçebilmek için gerçekten ihtiyacımız olan en önemli şey açık bilim. İnşallah başka bir programda da mesela bu pandemi döneminde açık bilimin, açık tasarımların ne kadar etkili olduğunu, nasıl bilimsel çalışmalar yapıldığını görebiliriz. Ve açık bilim sayesinde mesela şu anda bir makalenin gönderilmesi de yayınlanması arasındaki süre 5 güne düştü. Normalde bu hakemlik süreçleri falan böyle 3 ay 6 ay sürerken bir anda, çünkü artık hayatları koruma söz konusu olunca bilimsel çalışmalar en hızlı şekilde paylaşılması gerekiyor ki bir an önce sözüm bulunsun. Şu anda mesela açık aşı girişimi var şu anda. Açık aşı girişimi OpenVax. Şu anda 3. faz denemeleri yapılıyor. Amerika ve Hindistan hükümetinin çok büyük parasal kaynağıyla. İşte niye? Çünkü şu anda 138 ülkede daha bir doz aşı bile yapılmadı. Pahalı. Evet. Ve buna bir çözüm olacak açık bilim. Evet. Çok teşekkürler hocam ya, bu harika açıklamalar için ve aslında günümüzün etkilerini hep birlikte görmüş oluyoruz. Peki açık erişimin sınır ve kuralları nelerdir hocam? Yani sınırlarından biraz konuşalım ve hani genel kuralları nelerdir bunun? Ya burada aslında genel kural, açık erişimin genel kuralları gibi bir genelleme belki ne kadar doğru veya değildir bilmiyorum yani, ama sınırlar nedir? Yani her şeyi mi açacağız? Bunun bir sınırı var mı? Ya da nerede başlayıp nerede bitecek gibi bir konu her zaman gündeme gelir ve bir son 2-3 yıldır bizim kullandığımız bir motto var burada. Mümkün olduğu kadar açık, gerektiği kadar kapalı. Evet, önemli. Bizim yani dernekte kullandığımız motto. Buyurun hocam, onu açalım biraz isterseniz. Yani bu mümkün olduğu kadar açık, gerektiği kadar kapalı. Tabii ki bir takım çalışmalar yapılabilir ve bilimsel çalışmaların yapılmasındaki en önemli şey fon sağlayıcılar. Siz şimdi bir firmayla bir çalışma yapıyor olabilirsiniz. Firma buradan bir patent elde edecek olabilir. Onunla ilgili bazı şeyler düşünüyor olabilir. Tabii ki orada bazı şeyleri koruması ya da belli bir zaman sonra açması gerekebilir. Bunları sağlayabilir. Bunlar korunabilir. Bunları her şey açmak zorunda değil.
Ama şu var, mesela şimdiye kadar üniversitelerde yapılan bilimsel çalışmaların hangileri olduğunu, kimin neyle ilgili çalıştığına ulaşmak çok kolay değil. Ama bu akademik arşivlerin sayısının artmasıyla beraber, bu bizim özellikle YÖK kapsamında yaptığımız projelerle, en azından üniversitelerin şu anda yaptığı çalışmalar, işte hocaların yazdığı makaleler, bu arşivlerin içine koyuluyor ve her zaman için tam metne ulaşılmasa bile oradaki üst verilerle o üniversite hangi çalışmaları yapıyor, oradaki hocalar hangi çalışmaları yapılıyor, onlara ulaşmak kolaylaştı. Evet. Böylelikle de tabii ki özellikle sanayi ile üniversite arasında ya da olası işbirliklerinin artırılmasında çok daha kolay bir yol ortaya çıkmış oluyor. Çünkü ne yapıldığını bulabildikten sonra onu yapan insanlarla işbirliği yapmak daha kolay. Evet hocam. Aslında tabii bu pandemi gerçekten bu işin hızlandırıcısı oldu ve açık erişimi de bizim gözler önüne serdi aslında işin hızlandırılması. Az önce örneklerini vermiş oldunuz burada. Peki sadece o da sadece o da değil yani örnek o kadar çok yani mesela açık tasarım kavramı mesela ilk defa bu kadar çok gündeme geldi. Mesela Creative Commons açık tasarımlar bildirgesi yayınladı ve bütün dünyadaki şirketlere bu pandemi döneminde kullanılabilecek alet ekipmanla ilgili tasarımlarını en azından pandemi döneminde bu lisanslarla açmasını ile ilgili bir çağrı yaptı mesela. İşte maskeler, işte 3 boyutlu yazıcıların ürettiği bir takım ekipmanlar, solunum cihazları falan birçok şey işte kullanılan testler yani o yüzden bu dönemde hayatı kurtaran en önemli şeyler hep bu kavramın altında gerçekleşti ve çok hızlı gerçekleşti. Dünya hiç olmadığı kadar işbirliği yaptı. Herkes bütün sınırları kapattı ama bilimde inanılmaz bir işbirliği ve açıklık gündeme geldi. Evet, o zaman biraz da bu telif diyelim ya da işte koruma noktasındaki işte diğer sınai haklarla ilgili tartışılır ve karşı karşıya getirilir malum. Fakat tersten o sınırların genişleyebildiğini görmüş olduk yani bu örneklerle. Tabii aynen öyle. Bu sınırların genişleyebildiğini görmüş olduk. Çünkü dediğim gibi yani bazı şeylerin telifleri olabilir. Bunları fon sağlayıcı kuruluşların tasarrufudur. Ama şu anda aslında yapılan araştırmaların %98'lik bölümünü kamu fonluyor. Evet. Ve kamunun fonladığı araştırmaların sonuçlarının da açık olmasını kamunun beklemesi en doğal hakkı. Yani benim üniversitemdeki çevre konusunda yapılmış veya çevre koruma ile ilgili yapılmış bir çalışmanın sonucunu işte İzmir Belediyesi'ndeki bir mühendisin okuyabilmesi gerekiyor, görebilmesi gerekiyor. Oradaki verileri kullanarak yeniden bir takım işlemleri yapabiliyor olması gerekiyor. Evet. Biz bunları olduğu gibi sadece ticari yayın evlerinde yayınlanması için oradaki dergilere gönderirsek, o ticari yayın evlerindeki yapılan çalışmalara insanların %95'inin erişimi yok yani. Sadece buna belli üniversiteler, belli paralar ödeyerek, belli aboneliklerle bunlara erişebiliyor. Oysa bunları kamu fonluyor. Burada tabii herkesin erişiminden de bahsettik. Avrupa Birliği'nde de ilerlemeler söz konusu. Siz de aslında bu Open Air Türkiye'nin de masasında aslında yetkilisiniz. Biraz da bu konudan konuşalım hocam. Bu proje nedir? Şimdi Avrupa Birliği açık erişim konusuna çok önceden itibaren neredeyse işte 2007-2008'li yıllarda itibaren çok büyük önem vermeye başladı. Ve bu noktada da ilki Open Air projesi 2009 yılında başladı. Buradaki amaç Avrupa Birliği fonlarıyla yapılan projeler sonuçlarının açık erişim olarak bütün dünya ile Avrupa ülkeleriyle paylaşılmasıydı. Bunda da neden şuydu, dedik Avrupa Birliği, ben sürekli belli çalışmalar için sürekli fon veriyorum belli projeler için. Ve görüyorum ki birçok tekrar var. Bunun en önemli nedeni de kimse kim birbiriyle yaptığı çalışmaların sonuçlarını görmediği için ben benzer konularda sürekli bir fonlama içindeyim. O yüzden de dedi ki hayır ben artık böyle istemiyorum. Bundan sonra yapılan çalışmaların sonuçları açık erişim olacak. İlk önce bu yayınlarla başladı.
veriler daha sonra oldu. Ve o zaman pilot olarak başlayan çalışmalar daha sonra işte OpenAir, OpenAir Plus, OpenAir Avrupa, OpenAir Advanced gibi projelerle bir altyapı kuruldu. Şu anda OpenAir altyapısı bütün Avrupa Birliği kapsamındaki ülkeler ve hatta şu anda daha da ötesine geçildi. Yani bütün dünyada bugün işte Latin Amerika'dan ülkeler de var, Japonya'dan ülkeler de var. Oralardaki akademik arşivlerdeki çıktıları harmanlayan bir sistem OpenAir. Ve şu anda 125 milyon üzerinde açık makale, yayın mevcut. 15 milyon civarında veri seti mevcut. Ve nereden baksan işte 10 milyon civarında da açık yazılımlar mevcut. Ve yine buna paralel olarak da yine CERN'de çalışan Zenodo adında bir arşiv oluşturdu. Buna da dedi ki birçok ülkede bu yayınları kendi koyabilecekleri akademik arşivler olmayabilir, institutional repository'ler olmayabilir. Eğer bunlar yoksa, bunları koyamıyorsa ya da çok yüklü bir miktarda veri olabilir. Mesela şu anda Türkiye'deki en önemli sorunlardan bir tanesi, verin varsa bile ve yüklü miktarsa ise koyabileceğin yerle ilgili büyük sıkıntı var. Ama mesela bugün Zenodo'ya 50 GB'a kadar veri koyabilirsin. Bu herkese açık bir altyapı. Ve her koyulan veriye de otomatik bir doyum numarası veriyor Zenodo. Yani hem yayını hem veriyi oraya koyabilirsiniz. Bu pandemi döneminde mesela şöyle bir şey yaptı OpenAir, nasıl hayatı kurtarmaktan bahsediyoruz ya. Mesela kendi içindeki bu 125 milyon yayın içinde bir veri madenciliği yaparak sadece COVID-19 çalışmalarında kullanılma olasılığı olan bütün yayınları ve veri setlerini bir araya getiren ayrı bir hub kurdu, ayrı bir portal kurdu içinde. Evet. Ve oradan sadece bu konudaki yayınları tarama fırsatını verdi bütün araştırmacılara. Evet. Ve gerçekten bu dönemdeki en çok kullanılan portallardan biri oldu bu portal. Sadece evet. COVID-19'la ilgili yayınların taranabildiği bir portaldı bu. Aslında her tabii bunun sınırı yok. Bu büyük veri öyle bir şey ki, verinin büyüklüğü öyle bir şey ki ne kadar çok tabii ki bilgi açılırsa o kadar başka araştırmacılar bundan istifade etmeye başlayacaklar. Tabii. Yani evet. Çünkü benim bir hocamla geçenlerde webinar yaptık. Yani bunu da burada not olarak düşmek isterim. Orada onun çok güzel bir açıklaması vardı. Dedi ki eğer bir akademik çalışmanın, bir makalenin yanında ondan ilgili veriler de yoksa o makale sadece bir, o çalışma sadece bir reklamdır dedi. Sadece reklamdır dedi yani. Çünkü burada önemli olan başkalarının yaptığı çalışmaları tekrar edilebilmesi ya bu. Ve onun üzerine bir şeyler koyulabilmesi. Yani bilim ancak zaten böyle hızlanabilir. Bu anlamda teknolojinin bilim alanında bu şekilde kullanılması elbette işi hızlandırıcılarından kıymetli bir çalışma olarak karşımızda. Peki Türkiye'deki durum nedir? Yani Avrupa Birliği'nin tabii biz de bir parçasıyız, bu çalışmanın bir parçasıyız ama ülkemizdeki durumu değerlendirebiliriz. Şu anda şöyle değerlendirebiliriz. Şimdi bu akademik arşivler, üniversitelerin kendi akademik çıktılarını en azından topladıkları akademik arşivlerin sayısında ciddi anlamda bir artış oldu. Özellikle bu OpenAir projesinin de desteğiyle, bu farkındalık çalışmalarıyla. Çünkü neredeyse biz herhalde bir 10 yıldır, 11 yıldır bu konuyla ilgili uğraşıyoruz. İşte 8-9 tane açık erişimi, açık bilim toplantısı düzenledik. Her yıl büyük toplantılar bunlar. 400-500'ün üzerinde katılımcısı olan. İşte 2 yıl önce mesela Sabancı Üniversitesi'nde açık bilim zirvesi, açık bilim ve açık inovasyon zirvesi düzenlemiştik mesela. Sanayiden de katılım vardı orada. İşte fon sağlayıcılardan da. Bu çalışmaların etkisiyle epey bir farkındalık oldu. Şu anda 162'ye yakın üniversitenin akademik arşivi mevcut. Orada işte ekleyebildikleri kadarıyla yayınları ekliyorlar. Oradan bu ulaşım söz konusu. En önemli şeylerden biri mesela bu dönemde yaptığımız çalışmalardan Türkiye'de tezler mesela ulaşılması çok zordu. Evet. Ve sadece %47'si, %50'si civarında tez açıktı. Gerisi tamamen kapalıydı. Ve sağ olsun şu anki YÖK Başkanımızın da destek ve yardımlarıyla biz bunu yasal olarak da geçirdik.
Ve şu anda üniversitelerin yönetim kurullarının ya da işte enstitü yönetim kurullarının onayı olmadan herhangi bir tezi kapatabilmek mümkün değil. Tezi yapan kişi tezi kapatamıyor. Özel olarak evet, neden kapatması gerektiğiyle ilgili bir karar alması gerekiyor. Ve bu sayede de şu anda bu %50 gibi olan rakamlar şu anda %98'e çıktı. Yani artık Türkiye'de yapılan tezlerin %98'ine ulaşabilmek mümkün. Evet. Ya inanılmaz bir rakam. Biz de tabii istifade ediyoruz bu arada. Tabii. Sonra işte bu Dergi Park projesini önermiştik. Evet. Mesela biz Dergi Park projesini hayata geçti. Şu anda işte 2000'in üzerinde açık dergi ya hosting hizmeti veriyor TÜBİTAK ve onların yayınlanmasını sağlıyor. Bu inanılmaz bir hizmet. Orada inanılmaz bir kaynak var. Ve pandemi dönemindeki Türkiye'nin en çok kullanılan web sitelerinden bir tanesi oldu Dergi Park web sitesi. Evet. Ve özellikle 25 yaş altında büyük bir kullanım, 1 milyonun üzerinde kullanım, unik kullanıcı oldu yani. Çünkü herkes evden bir şeyler yapmaya çalıştı, herkes evden ödev yapmaya çalıştı falan yani. Yani açık olduğu için kullanılabildi ama. Yani bu bile, yani bu dönemde en önemli şeylerden bir tanesiydi. Kesinlikle. Ve en büyük eksiklerimizden bir tanesi mesela Türkiye'de açık ders yok. Açık ders kitabı yok. Bunlar çok az mesela. Bunun eksikliğini çok yaşadığı bu dönemde Türkiye. Şu anda mesela Türkiye'deki en önemli şeylerden biri de Harman var mesela. Harman TÜBİTAK'ın bir harmanlama sistemi oraya kurduğumuz. Bu da bu akademik arşivleri harmanlıyor ve tek noktadan onlarda tarama yapmayı sağlayan bir sistem. Yine APERT adında TÜBİTAK proje sonuçlarının ve TÜBİTAK'ın kendi akademik çıktılarının olduğu bir harmanlama sistemi var. Aynı zamanda bu sistem araştırma verisi koyabilmenize de olanak sağlayan bir sistem. Ve çok kısa bir zaman sonra TÜBİTAK APERTA'yı da bütün kamu kurumlarının kullanımına sunacak. Ve siz de artık yani kendi üniversitenizde bir veri arşivi yoksa bile APERTA'ya veri koyabileceksiniz. İşte bu sayede de çok daha yeni mesela 1001 programı kapsamında mesela ilk defa TÜBİTAK işte herhangi bir proje için başvurulduğunda veri yönetim planını sunmayı zorunlu hale getirdi. Ve artık TÜBİTAK'tan bu programlar kapsamında veri yönetim planı sunmadan proje alamıyorsunuz. Yani yani açık erişimde açık veri veya veri artık tamamen böyle birbiriyle iç içe geçmiş duruma geldi. Evet, iç içe geçmiş hale geldi. Yani işte YÖK'te oluşumlar var. TÜBİTAK'ta oluşumlar var. Üniversitelerin içinde işte her üniversitenin bir açık bilim danışma kurulu, açık girişim danışma kurulu oluşturuldu üniversitelerin içinde. Yani özlediğimiz ya da olması gereken düzeyde mi her şey? Tabii ki değil yani. Ama her şey bir başlangıç ve bunu iyi yapan üniversiteler de var. İyi yapmayan üniversiteler de var. Ama herkeste bir çaba var. Şu anda mesela göstergelerden bir tanesi mesela araştırma üniversitesi olabilmek için açık erişimle ilgili neler yaptığı bir üniversitenin. Ne kadar açık erişimde yayınının olduğu mesela. Bunu bir kriter olarak koydurduk mesela artık mesela. Önemli bir kriter. İşte akademik teşviklerde bulunmasını, bunu bir kriter olarak bulunmasını sağlamaya çalışılıyor. Bu önemli bir kriter. Yani bu şekilde çalışmalar devam ediyor ve artık bu yılı da daha çok tamamen veri konusunda farkındalığı ayırdığımız bir yıl olacak. 2021 yılı çok güzel etkinlikler düşünüyoruz bu kapsamda da. Veri ve açık veriyle ilgili çok iyi de yurt dışında da çalışan arkadaşlarımız var. İnşallah veri konusunda üniversitelerde özellikle bilimsel çalışmalar sonucunda çıkan verilerle ilgili belli bir iş akışlarının üniversitelerde olabilmesi için bir farkındalık çalışması yürüteceğiz bu sene. Bu sene birazcık böyle veri yılı olacak gibi diyebilirim yani.
Çok teşekkür ederiz hocam. Yani bu bütün bilgiler ve derleme toplama için gerçekten umut verici ve tabii dijital dönüşüm hızlandı malum son 1-2 yıl için yaşadıklarımızda. Tabii. O yüzden mutlaka bunlardan kısa süre sonuç alacağına inanıyoruz. Çok teşekkür ederiz sorunuzu verdiğiniz cevapları için. Işte, eklemek istediklerinizi alalım son olarak. Buyurun. Şeyin yani 5-6 yıl önceki bir toplantıdaydı bu Avrupa Birliği kapsamındaki bir toplantıda o zamanki bu konularla ilgili Avrupa Birliği'ndeki kişi o zaman demişti ki özellikle veri altındır ve bunu en iyi işleyebilenler gelecekte var olacak ve kazanacak. Şimdi yani bu açıklık kültürü aslında bizim en çok sahip olmamız gereken şey ve bu noktada da tabii en önemli konu veri. Açık erişim, açık bilim bunların hepsi gerçekten çok değerli ama hepsi devrim niteliğinde. Ve gerçekten açık bilim bir devrim ve her devrimin gerçekten zorlukları var. Ama bizim mesela OpenAI projesinde de Science Set It Free'dir mesela onun mottosu, bilimi özgür bırakmak. Ve burada da en önemli şey bilimi özgür bırakmak, daha çok paylaşmak. Ve bunun için de artık işbirliği ve güç birliği etme zamanı diyorum ben. Ve benim klasik bir sunumum vardır mesela bitişlerde kullandığım. Hayat çok kısa, paylaşmaya değer. Evet. Çok teşekkür ederiz biz de paylaştıklarınız için o halde. Umarız dediğiniz gibi hak ettiği yeri bulacaktır. Çok teşekkürler hocam ayırdığınız zaman için. Ben çok teşekkür ediyorum. Sizlere de başarılar diliyorum. Herhangi bir noktada bir destek ihtiyacında da elimizden geleni biz de yapmaya çalışırız. Teşekkürler. Evet değerli izleyenlerimiz, bugünkü konumuz açık erişimdi. Konumuz da Sayın Gültekin Gürdal'dı. Bir diğer programımıza tekrar birlikte olmak üzere.